Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte internet konusuna başlıyoruz. İngilizce'de hedefimiz kaç Tonguç Eylül Hanım? 10'da 10 yapacağız. Harikasın. İşte 10'da 10 yapabilmemiz için LGS'deki bu konuyu da öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü bu konudan da bir soru gelecek. İlk başta bu ünitemizde önemli kelimelere bakacağız. ikonlara bakacağız. Önemli ekspresyonlar yani ifadelere bakacağız. Ve sorulara bakacağız. Gerçekten çok kolay bir konu. Hemen intromuz girsin. Mükemmel bir şekilde videomuza başlayalım Tonguç'um. Tonguç'um. Evet arkadaşlar geçen seneki LGS'de Sözel 2023'te A kitapçığında 8. soru bu konuyla alakalıydı. Ve bir password oluşturulması için neler yapılması gerektiğini söylüyordu. Burada aklımızda olması gereken kelimeler son derece kolaydı. Yani password'ün ne olduğunu bilecektik. İşte numbers, letters veyahut da your name gibi ifadeleri bildikten sonra account yani hesap olduğunu bilecektik. Zaten şu anda da günümüzde yok işte Instagram hesabı açarken yok Snapchat hesabı yok işte. TikTok hesabı. TikTok hesabın var mı senin Tonguç? Un? Yok hocam. Ha yok olmasın tabii ya örnek verdin anlıyorum. TikTok hesabı açarken böyle passwordleri nasıl kullanacağımızı biliyoruz. İşte bugün de bunları öğreneceğiz. Sonrasında dersimizin sonrasında da sizlerle beraber çok güzel ödevlerimize vereceğiz. Şimdi hemen başlayalım kelimelerle. Burada ilk başta gördüğün gibi account kelimesiyle başlıyoruz. Zaten geçen seneki sınavda da hesap anlamına gelen account kelimesini bilmemiz gerekiyordu. 8. soruda 2023 LGS'de. Buna baktığımızda ise confirm yani Onaylamak demek. Confirm. Onaylıyorum. Burada ise web browser görüyoruz. İşte Google ya da işte farklı farklı şeyler var. Tabii o tarayıcı yani hangi siteler olduğunu söylüyor ama web browser'ın ne olduğunu bileceğiz. Buraya yazıyoruz işte. Diyelim ki www diye yazıyoruz. Burada yorum yaptığımızda mesela şu anda bu videomuza da yorum yapmak isteyen arkadaşlar olacaktır. Lütfen e, yorumlara istekleriniz yazın diyoruz ya. İngilizce yorum comment demek arkadaşlar. Bazen bazı mesajları silmek istiyoruz. Bu silmek anlamına gelen delete ve aynı zamanda bazen indiriyoruz. Yani download kelimesini bilmemiz gerekiyor. Load yüklemek download da aşağı doğru indirmek gibi düşünün. Ve bir de sosyal siteler var. Yani işte YouTube şu anda size bu video yapmamızı sağlayan YouTube. Başka neler söyleyebilir Songuç'um? Twitter, Instagram. Harikasın. İşte bunlar da sosyal siteler oluyor. Social Sites diye yazıyorum. Esasında bunlar birer web sitesi ama artık sadece aplikasyonda açılıyor. Şimdi geldik buraya. Burada bir bağlantıyı görüyoruz. Connection yani Wi-Fi bağlantısının işareti bu oluyor. Bazen bu azaldığı zaman bağlantının zayıf olduğunu söylüyoruz. Bazen de biz yüklüyoruz. Yani bazen sosyal medya hesaplarımıza, mesela biz şu anda size bir video yüklüyoruz. Biz şu anda bu videoyu çekiyoruz Tonguç'la beraber ve birazdan da upload edeceğiz. Mesela Tonguç Akademinin upload hızı çok yüksek. Niye? Çünkü her gün onlar yüzlerce video yüklüyoruz. Hocam çok masrafınız oluyor mu? Oluyor ama tüm öğrencilerimiz için değer tabii ki. Biz öğrencilerimiz çok seviyoruz. Aynı zamanda cevaplama butonu var. Reply. Reply cevaplamak demek. Bazen de bir dosya ekleyebiliyoruz maillerimize, elektronik postalarımıza. Bu da attachment oluyor. Aynı zamanda içeri girmek anlamında log in ya da on ifadesini kullanabiliyoruz. Bazen de çıkmak anlamında log ...out ya da log off ifadelerini kullanabiliyoruz. Şimdi burada bazı kelimeler var. Bu kelimeleri mutlaka bilmemiz lazım Tonguç'um. Bunlarla alakalı bizler hem Spersonik'te hem Dinamo'da... ...hem farklı kitaplarımızda çok güzel sorular var. Ama bu kelimeleri eğer öğrenmekte zorluk yaşıyorsan... ...yapman gereken şey bu kelimeleri küçük kartlara yazdıktan sonra... ...farklı farklı yerlerde cebinden çıkarıp bunları görmek. O zaman hepsi aklında kalıyor. Şimdi Connect Tonguç'a ilahidim benim bağlanmak anlamına geliyor. Connection hatta bağlantı demek. Download ne demek Songuç'um? İndirmek. Harikasın hemen buraya yazıyorum o zaman. İndirmek. Peki upload ne demekti? Yüklemek. Mükemmelsin Tonguç'um. Buraya da hemen yüklemek şeklinde yazıyorum. Az önce confirm kelimesini söylemiştik. Confirm neydi? Kabul etmek. Kabul etmek demeyelim de onaylamak diyelim. Onaylamak diyelim. Kabul etmek de anlamına geliyor ama onaylamak kelimesini kullanalım. Ignore ise görmezden gelmek. Ignore yani görmezden geliyor. Kale almıyor. Görmezden gelmek demek Tonguç evladım benim... Device kelimesine baktığımızda cihaz olduğunu bilmemiz gerekiyor. Account ne demekti? Hesap. Harikasın hesap demekti. Login ve log on ne demekti son şeylerde benim? Giriş yapmak. Muhteşemsin gerçekten bir dakika önce öğrendiğin kelimelerin hiçbirini unutmuyorsun. Gerçek bir mükemmel zekaya sahipsin. Giriş yapmak log out ya da log off da tabii ki bunun tersi olan çıkış yapmak anlamına geliyor. Register Kayıt olmak demek hatta üniversiteye gittiğin zaman registration office yani kayıt ofisi diyecekler. Ama register normalde kaydolmak anlamına geliyor. Kayıt olmak anlamına geliyor. Post gönderi mesela Instagram'da ya da Twitter'da post atabiliyoruz gönderi yapabiliyoruz. da bir eklenti yani biz mailimize elektronik postamıza bir resim bir dosya ekleyebiliyoruz. Şimdi burada önemli sorular var. Bu soruları sen oku buradan bana oku. Ben de Tongül olayım. Sen Tonguçsun sen Tonguç ol ben de Tongül olayım. Oku bakayım buraya Tonguç'um. How often do you connect to the internet? Güzel bir soru sordun. Dedin ki how often do you connect to the internet? Ne sıklıkla bak how often çok önemli bir ifade. Ne sıklıkla internete yani genel ağa bağlanıyorsun dedin. Tongül'ün cevabı da I sometimes connect to the internet. Ben bazen internete bağlanıyorum dedi. Burada sometimes'ın yerine always yani daima diyebilir. Ya da never asla diyebilir. Ya da rarely nadiren diyebilir. Ya da işte eee... Often sıklıkla diyebilir. Bunlar sıklığına göre değişir. Ama sen how often diyerek esasında Tongül'e ne sıklıkla bağlanıyorsun demiş oldun. O da ben bazen bağlanıyorum diye cevap verdim. Şimdi buraya bakalım. Burada Tongül Tankut'a soruyor. Diyor ki who uses the net in your family mostly? Kim kullanır sizin ailenizde interneti genel en fazla kim kullanır diyor. Tankut'a cevap veriyor. My brother uses the net mostly. My brother ne demek? Erkek dedi? kardeşim. Çok güzel. Kardeşim interneti kullanıyor. Erkek kardeşim interneti çok fazla kullanıyor diyor. He plays online games on the net. O İnternette genel ağda online oyunlar oynuyor diyor. Şimdi şuraya bakalım. Burada sen bir soru sormuşsun yine. Sor bakalım bu soruyu Tonguç Erdem'e. What do you use the internet for? Harika. Ne dedin? What do you use the internet for? İnterneti ne için kullanıyorsun? Yani bankacılık için mi, oyun için mi, eğlence için mi, ne için kullanıyorsun dedin? What do you use the internet for? Genel ağa ne için kullanıyorsun? Tankut'un cevabına bakalım. I keep in touch with my friends by using social networking sites. Ben... Arkadaşlarımla iletişimde kalıyorum. Keep in touch. İletişimde kalıyorum. Bazı sosyal e, iletişim ağlarını kullanarak arkadaşlarımla iletişimde kalıyorum diyor. Yani Instagram'ı, Twitter'ı veyahut da işte WhatsApp'ı kullanarak arkadaşlarıyla iletişimde kalıyor Tankut arkadaşımız. Burada yine bir sorumuz var. Hatta bu sefer konuşma balonlarını yapmamışız. Ben yapayım şöyle konuşma balonlarını. Yine seninle e, Tongül arasında. Sor bakalım bu soruyu. What kind şey of websites benim. do you follow? Çok güzel okuyorsun gerçekten. Okuma yazman çok iyi. What kind of websites do you follow? Hangi çeşit bak what kind of ne çeşit demek. Ne çeşit web sitelerini takip ediyorsun diyor. O da Tongül'ün cevabı da I follow beauty blogs and music blogs. Ben güzellik bloglarını veyahut da müzik bloglarını takip ediyorum. Yani güzellikle alakalı işte makyaj, krem falan filan veyahut da müzikle alakalı bazı sevdiği şarkıcıları takip edebileceği bloglar olduğunu söylüyor sevgili Tongül. Şimdi Ödevlerimize geldiğimizde artık dersimizi bitirdik. Super Sonic'te test 25, 26, 28'i de internette görüyoruz. Yine Dinamo'da sayfa 104-126 arası. Burada Dinamo'da kelimelerimize verdik. Orası önemli. Şöyle hatta nerede? Teen Life'tan sonraydı. Ee, şurada için bitti? Bir dakika nerede? Şurayı ha, internette. Burada gördüğün gibi Tonguç evladım benim kelimelerimiz var. Sonra kelimelerle alakalı alıştırmalarımız var. Bunları mutlaka çözmelisin. Tüm derslerde 9 ve 10 numaralı testler, zoru bankası da 13 14 15 numaralı testler ödevimiz olacak sevgili Tonguç evladım benim. Hadi bakalım. O zaman dersimizi bitirdik. Şimdi senin yapman gereken meydan okuma yani challenge kısmına tıklayarak bu konuyla alakalı az önce öğrendiğimiz account, login, logout, device kelimelerini, register kelimelerini gerçekten anlayabilmiş misin? Bir challenge'ımız var. Onu yapalım. Sonrasında da yine LGS hazırlığımıza mükemmel bir şekilde devam edeceğiz. Ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Donguç Dershane sundu.